başta sonda testiyle başlayacağız. Sonda testiyle hızlı bir şekilde karın katmanlarına. Korucularımıza çığ nedir? Çığda doğru davranış şekilleri nelerdir? Bir bölgede çığ düşüp düşmeyeceğini nasıl anlayabiliriz? Bunu anlamak için hangi tür testler uygulamamız gerekiyor? Bu testleri nerelerde, ne şekilde uygulamamız gerekiyor ve bu testlerden elde ettiğimiz sonuçlarla biz bu bölgede hangi davranış şekillerini yapmamız gerekiyor, önce onu öğretiyoruz. Ardından Allah göstermesin bir çığ olayı olduğu zaman, bir çığ afeti meydana geldiği zaman bizler AFAD ekipleri olay yerine gelene kadar, çünkü her bölgede korucularımız mevcut ve sayıları kalabalık. Her ilçemizden 50'şer korucumuz, bizler olay yerine gelene kadar olaya ilk müdahaleyi sağlayıp bölgeyi kontrol altına alıp ellerindeki donanımla ve verdiğimiz eğitimle çığa maruz kalmış afet sedeyi aramaya ve kurtarmaya yönelik ilk çalışmaları başlatması bizim hedefimiz. Görüyorsunuz arkadaşlar, şu anda sahada çeşitli testler uyguluyorlar. Bir kısmı sonda testi uyguluyor, bir kısmı kürek testi uyguluyor, bir kısmı kayan blok testi uyguluyor. Güneşin şöyle bir etkisi var karda, bakın. Şimdi bu güneş... Van merkezden Bahçesaray yaklaşık karayolu 4-4,5 saat sürüyor. Çağa maruz kalmış bir vatandaşın ortalama hayatta kalma süresi 25 dakika. Bu eğitimdeki temel amaç bizim o 25 dakikada olaya müdahale edebilecek ekipler oluşturmak. Yani ben 4,5 saatte olay yerine varana kadar bu arkadaşlar o 25 dakikalık süre içinde belki de bir cana dokunacaklar ve aldıkları eğitimi tatbik etmiş olacaklar. Bizim aslındaki temel amacımız burada bu. Kürek çekme. Tamam arkadaşlar. İlçemiz bulunduğu konum itibariyle Van merkeze bayağı uzak. Aracı şartlarımız da bayağı elverişsiz. Olası bir afet durumunda buradan Van'dan bölgemize intikal eden ekip en az 4 veya 4,5 saat sonra ilçe varmaktadır. Bunun için biz de pratik çığ eğitimleri alıyoruz. Allah korusun, olası bir durumda nasıl müdahale edilir, ne yapılması gerekiyor, bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Zaten şöyle bakın. Onu sonra yaptım. Çaplarda güzel bir şey yaptım. Yavaş yavaş açın, zarar veririm. Öne doğru bak şimdi şöyle. Burada olası bir şey durumunda nasıl ekip halinde nasıl müdahale edeceğimizi, kazazedeye nasıl ulaşacağımızı, herhangi ikinci bir çığ gelme ihtimaline karşı nasıl bir tedbir alacağımızı. Şimdi AFAD ekibi buradan Bahçesaray'a gelene kadar uzun bir saat, yani uzun bir yol. Oraya gelene kadar yani 4-5 saatte gelecek. Bundan sonra biz ekip olarak yani daha kolay ulaşabileceğiz. Sonta kullanmasını öğrettiler. Karın kalınlığını öğrettiler. Katman katman olduğunu.